Şansı aptallar bekler. Akıllar şansı yakalar. Her şey tükendi. İflas ettik 94'te. Çok düşük kalktım. Sıfır oldum. Bir Renault 9. Ya başka hiçbir şeyim kalmamıştı. Onunla tekrar başladım. Başarımın yarısı cesaret, korkmayın. Evinizin tenceresini riske etmeyin. Onun dışında ne yapıyorsanız yapın. Hayatta hepimizin önüne bir takım fırsatlar çıkar. Yani bir el sana uzanır. Mutlaka uzanır. Yani belki içimizde bir kısmımız diyoruz ki ya benim hiç elim, bir el bana uzanmadı. Yanılıyor. Herkese uzanmıştır o el. Ama önemli olan o eli görebilmektir. O eli görebiliyorsan yakalamışsın demektir. Adım Berat Beran. 1946'da Diyarbakır'da doğdum. O zamanlar Diyarbakır'da altyapı çok zayıf olduğu için bir ailede doğan 5 çocuğun 3'ü ölürdü. 2 kişi yaşardı. Ben doğmadan evvel ve benden sonra 5 tane kardeşimi kaybetmişim. Arada ben yaşamışım. Bağırsak hastalıkları, tifo, paratifo, malta humması, aklınıza gelecek her türlü hastalığı geçirdim. Ve o nedenle de hayatımda hiç spor yapmadım. Yaptırmadılar da daha doğrusu. Lise sonunda da evlendim. Üniversiteye de evli gittim. Nişantaşı eczacılık. 4 yıllık okulu 7 yılda bitirdim. Sonra gene Diyarbakır'a döndüm. Ve 1973 yılında meşhur Ulu Cami'nin kapısının önünde Beran Eczanesi adı altında eczanemi açıp hayata atıldım. O kadar zor şartlarda eczane açtım ki diyebilirim ki %99'u borç olarak açtım eczaneyi. Ama 3 gün sonra o eczanede şu kararı verdim. Ben bu eczaneye göre bir adam değilim. Ben bu eczaneye sığmam. İmalatçılığa nasıl başlayacağım dedi. Biz eczanemizde haşere ilacı satardık. Böyle tenekeler içinde alır, rakı şişelerine koyar. Halk alışmıştı. Sarı su derdi. Bize gelirdi, sarı su derdi. Biz onu verirdik. Ben kendi kendime şunu dedim. Ya ben ne yapayım ki bütün müşteriler gelip benden alsın bunu. O sarı rakı şişesinden kurtardı bu sarı suyu. Ben onu ilaç şişesinin içine koydum. Diyarbakır öbür eczanelerinden de gitmişler istemişler. Onlar ne biliyorlar bir tek bende var. Aradılar beni. Ya sen ne yapıyorsun? Ya size de göndereyim dedim. Siz de satın. İyi hele bir 10 tane gönder. 10 tane o eczaneye gir, 20 tane o eczaneye, 30 tane. Aa ben oldum imalatçı. Hoşuma gitti. Para da kazanıyorum. Diyarbakır'ı terk etmem icap etti. O sırada ben İstanbul'a bir iş için geldim. Kadıköy'de kalıyorum arkadaşımla. Karşıya Karaköy'e geçeceğim. Kutuhan diye bir han arıyor. Geldim Karaköy'de sokakta boyacı. Dedim ki hemşerim burada Kutuhan diye bir yer var. Bilir misin? Açtı çekmeceyi dedi abi bir çorba parası atsana. Ne çorba parası ya dedim ben ayakkabımı boyatmayacağım sana adres sordum. Abi bu vapurdan inenin yarısı benden adres soruyor dedi ya. Ben dedi çoluk çocuğum yok mu? İyi dedim çıkardım onlara verdim. Ne yaptı biliyor musunuz? Dedi kafanı kaldır bak. Kafamı kaldırdım Kutuhan'ın altındayım. İşte o bir eldi bana uzanan. Geldim vapura kararımı değiştirdim. Para İstanbul'da. Ben ilaç satacağım. Adam adres satıyor. Bir boyacı adres satıyor. Para kazanıyor. Evini geçindiriyor. Ben eczacıyım. Ben ilaç satamayacak mıyım? Gerçekten de öyle oldu. Sonra geldim İstanbul'a yerleştim. Elde avuçta yok ama. O eski laboratuvarımı getirdim. Öyle kendi kendimize çarkalıyoruz. Yani zaten bir işçim var, bir mesul müdürüm var, bir de bir temizlikçi var. Diyarbakır'daki eczanemden bir miktar para geliyor. Onunla geçiniyorum. Kesinlikle dedim bu paraya dokunmayacağım. Bu benim evimin, çoluğumun, çocuğun tencere parasıdır. Eğer bu iş yerinde hayat varsa kendi kendine yükselir.
İlaç sanayi 150-200 sene, 300 sene evvel dünyada kurulmuş. Bu adamların dedeleri kurmuş, dedelerinin babası. Benim babam okur yazar değil. Ben onun için kendime has bir kulvar seçmeliyim. Ve o kulvarda herkesin yaptığını yaparsam geri kalır. Ve kalktım, orijinal ürün, değişik ürün, inovatif ürün yaptım. Bir fabrika aldım, hiç param yok. Bankadan 3 milyon lira kredi temin ettim. Gittim 17 milyon liraya bir fabrika cinsi bir yer aldım. Başka da bir param yok. Ayda 1 milyon lira taksit. Bir telefon geldi bana. Beyefendi, size aldığınız bu yer bize fason iş yapardı. Bize fason yapar mısınız? Yaparım dedim ya. Buyurun. Ertesi günü 3 kişi geldi. Biri Türk, diğeri de Türk. Biri de Hollandalı müdür. Dedi ki, Berat Bey ne istersin? 1 lira desem adam kızar gider mi acaba? 150 bin putudur. 150 bin lira da büyük para. Siz söyleyin dedim bari bir fiyat. Ve ben bilmiyorum ne diyeceğim yani. Mahcup duruma düşebilirim. O Hollandalı ne bir şeyler söyledi ama anlamadım. İngilizceyi de unutmuşum. Forlu morlu bir şey dedi ama ben anlamadım. Bak dedim galiba bu bana 4 lira verecek. Dedim abi bu ne diyor? Dedi ki adam diyor ki bu iş 40 lirayla 42 lira arasında olmuş. Düşünebiliyor musun? Fabrikayı ben 17 milyonu almış. 2,5 ay içinde 22,5 milyon lira o firmaya fatura kestim. İşte el. İşte değerlendir. İşte büyü. Benim ortağım vardı. Maalesef çok başarılı bir adam değildi. Yani çok çalışkan bir insan değildi. 94'te iflasa gittik. Her şey tükendi. Ben ondan evvel o fabrikanın mülkünü almıştım. Fabrikayı 18,5 milyara sattım. Ortaktan ayrıldık. Onun bütün haklarını verdim. Sıfır oldu. Benim elimde hiçbir şey kalmadı. Taşındım bir yere. Gittim eza depolarına. Ya ben bittim artık dedim. Yani bana ne yapacağım? Ne istiyorsun? Ben dedim şişe alacağım. İlaç yapacağım. Size getireceğim. Benim çekimi peşin verin. Ya biz dedi senin ölmene müsaade eder miyiz Berat? Sağ olsunlar. Ben çeklerimi verdiler. Daha mal yok ortada. Ben geldim, mal yaptım. Eşimin arabası kalmıştı altımda. Bir Renault 9. Ya başka hiçbir şeyim kalmamıştı. Onunla tekrar başladım. Serum fizyolojik burun damlası. Bugün herkes biliyor ne oldu onu. Onu Türkiye'de ilk ben yaptım. Beni 20 yıl geçindirdi İstanbul'da. Ve beni sanayiye hazırladı. Türkiye'de ilk çinko elementini de ben yaptım. 3 tane elemanım var. Berat Bey dedi bu kadar önemli bir element bulmuşuz. Gidip doktor çalışalım. Ulan oğlum dedim ben ne doktor, 3 kişiyle ne doktor çalışılır koca Türkiye. Ne yapacağız dedi. Bakın dedim bunun da metodu var. Bunu pediatri doktorları, yani çocuk doktorları biliyor çinkonun. Türkiye'de şurubu yok. Tableti de yok. Şimdi biz Türkiye üniversitelerinin çocuk kliniğine gideceğiz. Türkiye'deki tüm fakülteleri bu 3 kişi gezeceksiniz. Çocuk doktorlarını bulacağız, klinik şeflerini. Adam odasından çıktığı an içeri girip bir tane orijinal şurup masasına koyup kaçın. Bir ay içinde Türkiye'de reçete patladı bu metotla. Bıraktık kaçtık bütün fakültelere. Adam gördü, ha çinkonun şurubu çıkmış. Başladılar reçete, patladı. Bugün Türkiye'de yine en çok satılan grip ilaçları da yani lider durumdayız yani. Mesela 10 milyona yakın grip ilacı satıyor. 10 milyonun üstünde senede. Burada 500 metrekare bir yer aldım. Sonra Sultanbeyli'de bir yer aldım. Gerçekten de sihirli bir el değmiş gibi oldu yani. Çünkü bulunmayan ilacı yapıyorsun, aranan ilacı yapıyorsun. Fuarlarda falan sınıf arkadaşlarım beni görüyor. Mesela arkadaşım dedi ya sen ne oturuyorsun bu Berko standında? Kalk dolaşalım. Ya dedim burası benim dedim. Lan sen kimdin Berko'nun sahibi olmakken? Ya vallahi benimdir oğlum, inanın buna. Lan oğlum sana biz hepimizin desteğiyle sen okulu bitirdin. Hakikaten de yani beceremiyordum ya yani. Onlar bana yardımcı oluyordular. Benim en büyük başarım nedir biliyor musun? 4 çocuğum, 4 tane de
torunum, ailem. En büyük başarımı onlarla gurur duyuyorum. Onlarla mutlu oluyorum. Tabii ki belirli bir yere geldikten sonra paranın önemi kalmıyor. Şimdi para benim için hiçbir şeydir. Yani milyonlar geliyor, milyonlar gidiyor efendime söyleyeyim, banka borçları. Beni mutlu eden 800 tane aileye bakıyorum. Bunlar çocuklarına benim adımı veriyorlar. Benim yarattığım istihdam çok önemlidir. Ben oldum diyen armut ağacının dibi çürümüş armutlarla doludur. O çünkü ben oldum deyip erken düşüyor. Ben oldum diye bir şey yoktur. Dünya sonsuzdur. Madde sonsuzdur. Sonsuz olduğu için başlangıcı da yoktur. Madde sonsuzdur. Biz sonsuzuz. Her gün değişim halindeyiz. Hücrelerimiz değişiyor, biz değişiyoruz. Beynimiz değişiyor. Sosyal olaylar değişiyor. Her şey değişiyor. Değişim içindeyiz yani. Nasıl sen ben oldum diyeceksin yani? Çalışsınlar, yaratsınlar, korkmasınlar, cesur olsunlar. Başarının yarısı cesaretle. Korkmayın. Ne demiş adam? Kaybedecek bir zincirleriniz vardır başka. Aynen öyle yani. Neyi kaybedeceğiz ya? Herkese tavsiyem şu. Evinizin tenceresini riske etmeyin. Onun dışında ne yapıyorsanız yap. Hayata atılım yaparken korkmayacaksın. Atılacaksın. Hani hiç yüzme bilmeyenler denize atlar ya, denize düşen yılana sarılır ya, o atladığın denizde bir yılan olsun. Yani nihayetinde tutunacak bir şey olsun. Yılanı olmayan denize atlamak kardeş. İnsani olan her şeyi yaşamalıyım yani. Üzülmeliyim de, ağlamalıyım, gülmeliyim. Ya gülmenin ve ağlamanın ayıp ve günah olduğu bir dönemi yaşadık biz. Her şeyi çok geç buldum biliyor musun? 55 yaşından sonra. Onun için bir şiir yazdım. Geç geldin gülüm, geç geldin. Bende yaşanacak 3-5 yaz, 3-5 kış kala geldin. Ama gene de hoş geldin gülüm, hoş geldin, sefa geldin. Başımın gözümün üstüne geldin gülüm. Ya, her şeyi geç bulursan böyle olur işte.